Bu cümledeki boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Okurken kulağa hoş gelmeyen, akış engelleyen, aynı aynı ya da yakın seslerden oluşan sözcüklerin kullanılması, sözcük, cümle ve düşüncelerin birbiriyle kaynaşması, düşüncelerin ve duyguların iyi sıralanması yazıda nokta nokta sağlamak için gereklidir akışı engellemeyen iyi sıralanmış sözcük diziminin e, sözcüklerin iyi kaynaşmış olması neyle ilgilidir? Akıcılıkla ilgilidir. Dolayısıyla cevabımız denizde. Aşağıdaki cümlelerin hangisine altı çizili sözcük yanlış yazılmıştır? Anneler günü büyük harfle yazılır. Pazartesi özel bir tarih belirttiği için 21 Ocak diye büyük yazılması gerekir. El alem doğru yazılmış. Espri de yine aynı şekilde. Neriman teyzem deyince teyzemdeki T'nin ee, akrabalık ilişkileri isimden sonra geliyorsa küçük harfle yazılırdı. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Destanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Kale destanıdır. İlyada ve Odayasa destanlarının derleyicisi Homeros'tur. E, Mahabharata ve Ramayana Hint destanları en eski doğal destan Sümerlere ait olan Gılgamış'tır. Şinto Japonlara ait destanken C şıkkında Nibelungun, Nibelungen, ise Alman destanıdır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan.